Valdiyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Ne var? Gözcü gelmedi değil mi? Hayır ama her an gelebilir. Kapıyı kapat. Tamam. İşte bu kadar. Oh, arka itici motoru kumanda edemiyorum Rulla. Peki şimdi ne yapacağız? Ekspresi mutlaka durdurmamız gerek. Yardım istemekten başka çare yok. Makinist Mako konuşuyor. Bu bir acil durum çağrısıdır. Galiba telsiz çalışmıyor. Bu da gözcünün işi olmalı. Çok üzgünüm. Hadi Mako, başka bir yolu olabilir. Aslında bir yol daha var. Ama çok tehlikeli. Nedir? Çatıda bir acil durum planörü var. Onu kullanıp yardım getirebiliriz. Tamam, ben giderim. Çok dikkatli ol Rulla. Bak sen. Burada kaçmaya çalışan biri var. Bizi rahat bırak artık. Daha kaç kere söylemem gerekiyor? Hemen vagona geri dön ve ben işimi bitirene kadar da ortalıkta dolaşma. Kar fırtınası çok şiddetlendi. Haritaya göre Piru şehri yakınlarındayız. Bu mevsimde kar yağması çok tuhaf. Ha? Aşağıda hiç görmediğim kadar büyük bir tren var. Piru Ekspresi olmalı. Eskiden Baldiyarlılar onu bütün Pomea kıtasını gezmek için kullanırdı. Sadece belli durakları vardı ve onunla seyahat etmek çok eğlenceliydi. Ancak seferleri yıllar önce durduruldu. Hava giderek kötüleşiyor. Biraz alçalırsak fırtınadan kurtulabiliriz. Ha? İbi, aşağı bak. Ha? Kar gözcüsü ve Rulla. Demek kar gözcüsü buradaymış. Hoppa, Pumba. Beni duyuyor musunuz? Evet İbi. Tam aşağımızda Piru Ekspresi'ni gördük. Rulla ve kar gözcüsü de orada. Biz ekspresin üzerine iniş yapacağız. Anlaşıldı. Sizi takip ediyoruz. Ha? Bu da nereden çıktı böyle? Rulla! İbi, sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Bak, annem Lali. Tanıştığımıza memnun oldum. Neler olduğunu anlatır mısın? Kar gözcüsü Piru Ekspresi'ni kontrol altına aldı. Telsiz antenini bozup haberleşmeyi engelledi. Ben de planörle yardım aramaya gidiyordum ve onunla karşılaştım. Gözcünün hareket eden bir ekspreste olması çok ilginç. Evet, çünkü içeride çok özel bir konuğumuz var. Peki, konuğunuz kim? Hükümdar Horat. Horat mı? Biz de uzun zamandır onu arıyorduk. Merak etmeyin, o iyi. Ekspresin gizli bir yerinde saklanıyor ve vagonlu muhafızlar onu koruyor. Herkesin güvenliği için ekspresin durdurulması gerek. Peki, ekspresin makinisti yok mu? Var. Ama gözcü arka itici motorla bağlantımızı kesti. Önce motoru kapatmamız gerekiyor. İbi, biz en arka vagona iniş yaptık. Kar fırtınasında biraz zor oldu ama biz de başardık. İşte bu iyi haber. Peki vagona girip itici motoru durdurabilir misiniz? Nasıl yapılacağını söylerseniz elbette durdurabiliriz. İçeride motoru kumanda eden büyük kırmızı bir kol var. Onu indirmeniz yeterli. Yalnız kar gözcüsüne karşı çok dikkatli olmayı unutmayın. Anlaşıldı. Bizi merak etme İbi. Şimdi gidip Horat'ı kontrol etmeliyiz. Beni takip edin. İşte burası. Ulan
Açılamaz, kilitli. Üstelik çok sağlam bir kapı. Aa, şimdi ne yapacağız? O kiletin mühendislik bilgisi çok gelişmiştir. Unuttun mu? Kapımızı çalıştırmanın tam zamanı. Buldum bile. İtici motora aşağıdan ulaşacağız. Hadi gidiyoruz. Kar gözcüsü. Sonunda karşılaştık. Boşuna ümitlenmeyin İbi. Hükümdar Borra'nın planlarına engel olamayacaksınız. Kar makinesini kapatır mısın lütfen? Horat bu ekspreste saklanıyor. Bunu almadan asla durmayacağım. Şimdi hangi yöne gideceğiz? Bilmiyorum. Bu ısıtma tünelleri labirent gibi. O zaman düz devam edelim. Pumba bak, yukarıda bir kapak var. Çıkıp nerede olduğumuzu anlayabiliriz. Aa, neler oluyor? Burada ne arıyorsunuz? Neden geldiniz? Sakin olun, her şeyi açıklayabiliriz. Hoppa, Pumba. Ha? Hükümdar Horat. Biz de uzun zamandır sizi arıyorduk. Kar gözcüsü beni saklı kıtaya götürmeye çalışıyordu. Cesur Piru halkı ve Rulla sayesinde son anda kaçabildik. Kaçmak için bu treni kullandık fakat gözcü bize yetişti ve Piru Ekspresi'ni ele geçirdi. Merak etmeyin, biz onu etkisiz hale getiririz. Bundan şüphem yok ama asıl endişelenmeniz gereken kar gözcüsü değil. Peki kim o zaman? Uyku ve illüzyon gözcüleri. Onlar Borra'nın en tehlikeli gözcüleridir Hoppa. Olsun, diğerleri gibi onları da yakalarız. Aynı zamanda kardeş olan bu ikiliyi yenmek neredeyse imkansız. Eğer güçlerimi kullanırsam bunu ancak ben başarabilirim. Biz de ne pahasına olursa olsun size yardım edeceğiz. Fakat... Saygıdeğer Horat, bize ne söylemeye çalışıyorsunuz? Artık çok yaşlandım. Güçlerimi kullanmak beni daha da bitkin düşürecektir. Bunu göze alıp almamakta tereddüt ediyorum doğrusu. Siz üzülmeyin. Biz birlikte hepsinin üstesinden gelebiliriz. Cesaretinize hayranım ama... Bal diyarı bekleyen felaketler giderek daha da yaklaşırken... yapabildiğim tek şey bir köşede beklemek. Hoppa, Pumba, bize yardım edin. Gözcü çok güçlü, onu durduramıyoruz. İbi, neler oluyor? Hepimiz tehlikedeyiz ve çok üşüyoruz. Lütfen çabuk olun. Bizi kurtarın. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Biz gidiyoruz. Siz hükümdar Horat'ı korumaya devam edin. Çok üşüyorum anne. Biraz daha dayanmak zorundayız kızım. Gördüğünüz gibi artık her şey bitti. Birazdan Horat'ı bulacağım. Bundan o kadar emin olma. İyi denemeydi ama başarısız oldu. Bu planımızın bir parçasıydı. Şimdi sıra bende. Pumbalama. Ne oldu şimdi? Bokiler de geldiğine göre artık sizi kurtaracak başka kimse kalmadı değil mi? Kar gözcüsü. Hemen bunlara bir son ver. Horat. Gecenin ve gündüzün temsilcisi. Baldiyar'ın en yaşlısı Bilge Horat. Demek sonunda teslim olmaya karar verdin. Borra Baldiyar zamanını kontrol etme isteğinden hiç vazgeçmeyecek değil mi? Tabii ki hayır. Hiçbirimiz vazgeçmeyeceğiz. Ama merak etme. Benimle birlikte trenden ayrılırsan kimseye zarar gelmeyecek. Siz gözcüler, eskiden güzel davranışlarınızla Baldiyarlılara örnek olurdunuz. Evet. Sen bizi Borra'yla birlikte saklı kıtaya hapsedene kadar öyleydik. Ama orada değiştik ve güçlendik. Yaptıklarınıza bakılırsa güçlerinizi iyilik için kullanmayı unutmuşsunuz. Ne o?
Yoksa beni durdurmak için eski güçlerini mi kullanacaksın? Biliyorsun ki bu seni daha da zayıflatacak. Hükümdar Borra'nın istediği gibi bundan sonra Baldiyar'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna alışmanızın zamanı geldi. Olamaz. Hükümdar Horat. Bunu yapamazsın. Hükümdar Horat. Bütün bunları nasıl yaptınız? Ben ve kardeşim Borra 13 gözcünün tüm güçlerine sahibiz. Fakat çok yaşlandığım için gücümü kullanmaktan korkuyordum. Bu kadar güçlü olduğunuzu bilmiyordum. Hoppa ve Pumba'nın sizi kurtarmak için gösterdikleri cesaretten çok etkilendim. Zayıf düşecek olsam da gözcüye bir ders vermeye karar verdim. Hem de çok iyi bir ders oldu doğrusu. Piro Ekspresi durdu. Tehlike geçti. Çıkabilirsiniz. Hükümdar Horat ve Baldiyar'ın ünlü kahramanları. Makinist Mako, yoksa ekspresi siz mi durdurdunuz? Evet. Senden uzun süre haber alamayınca gözcüye rağmen durdurmam gerektiğini düşündüm. Saygıdeğer Horat sayesinde gözcü artık kimseye zarar veremeyecek. Bu durumda şimdi ne yapıyoruz? Hoppa ve Pumba'ya da anlattığım gibi son derece zor bir görev sizi bekliyor. Peki ama nasıl bir görev? Borra'nın en tehlikeli gözcüleri olan uyku ve illüzyon gözcülerini yakalayacağız. Zor görevler bizim işimiz. Öyle değil mi Pumba? Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.